Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi felsefe dersi 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Sınavımız 10 sorudan oluşmuş olup 8 klasik bir boşluk doldurma bir doğru yanlış soru şeklindedir. Yazılının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan indirerek önce kendiniz çözer daha sonra videodan dinlerseniz daha faydalı olacaktır. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru. Felsefenin İonya'da ortaya çıkmasında etkili olan dönemsel özellikleri maddeler halinde yazınız. A. İonya ekonomik yönden gelişmiş bir medeniyetti. B. Liman kenti olduğu için ticaret yolları üzerindeydi ve farklı kültürlerle kaynaşmıştı. C. Demokrasi ile yönetiliyordu. D. Özgür düşünce ortamı vardı. Düşünmeye, sorgulamaya önem veriliyordu. E çok tanrılı dinlere inanılıyordu. İkinci soru tutarlılık ne demektir? Tanımlayarak felsefe açısından önemini belirtiniz. Tutarlılık felsefi düşüncenin özelliklerinden bir tanesidir, akıl ilkeleri arasında yer alır, gençler. Bu yüzden tutarlılığı şöyle tanımlayabiliriz tutarlılık bir düşünce sistemini meydana getiren önermelerin kendi içinde uyumlu olması ve çelişki barındırmamasıdır. Felsefe akla dayalı bir alan olup kanıtlamaları deneysel değil, tamamen düşünseldir. Bu yüzden filozof bir görüşü dile getirirken önermelerin hem kendi içinde hem de konuyla ilgili diğer önermelerle uyumlu olup birbirini destekleyici nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Düşüncelerinin kabul görmesi, inandırıcı olması için çelişki taşımaması gerekmektedir. Bu bir yorum sorusu olduğu için farklı örneklerle görüşünüzü destekleyebilirsiniz. Üçüncü soru. Bilinç ne demektir? Tanımlayınız. Bilinç, kişinin kendisini ve çevresini anlama, açıklama, yorumlama çabasıdır. Bu soruda sadece tanım istendiği için tanımlamakla sınırlı kaldık. Sizden bilinçli olmanın önemini vurgulayan sözler yazmanız istenebilir. Bu durumda bilinçli insanla bilinçsiz insanın hayattaki durumunu kıyaslayarak güzel cevaplar yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Felsefe teriminin kökeni hangi sözcükten gelmektedir? Türkçe anlamını belirtiniz. Felsefe Yunanca filozofya sözcüğünden gelmektedir. Fila sevgi, sofya bilgi, bilgelik anlamına gelir. O halde felsefe bilgi sevgisi, bilgelik sevgisi yani bilgeliği aramadır. İlk defa bu sözcüğü kullanan filozof ise Pisagor'dur gençler. Beşinci soru. Felsefe nerede ortaya çıkmıştır ve ilk filozof kimdir? Felsefe İonya'nın millet şehrinde ortaya çıkmış olup ilk filozof Thales'tir. İonya dediğimiz bölge bugünkü İzmir ve çevresini kapsamaktadır. Millet şehri ise bugünkü Didim olarak adlandırılabilir. Altıncı soru. Felsefi düşünce evrensel midir? Niçin? Açıklayınız. Gördüğünüz gibi bu bir yorum sorusu. Burada istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Felsefi düşünce evrenseldir. Çünkü felsefenin ele aldığı soru ve konular sadece bireyi ya da toplumu değil, tüm insanlığı ilgilendirir. Her toplumda anlaşılabilir. Felsefe soruları tüm zamanlara ve toplumlara hitap eden, tekrar tekrar cevaplanan sorulardır. Örneğin evrenin varoluşu, iyinin ne olduğu tüm insanları ilgilendirir. 7. soru Felsefenin toplumsal işlevlerinden üçünü yazınız. A) Toplumun ortak değerlerinin oluşmasına katkı sağlar. B) Demokrasinin yaygınlaşmasına, insan haklarına saygının yerleşmesine yardımcı olur. C) Farklılıklara anlayış gösterilmesini sağlayarak toplumsal dayanışmayı sağlar de bilgi toplumlarının gelişmesinde etkili olur. Ben dört tane madde yazdım. Sizler başka maddeler de yazabilirsiniz. Felsefenin toplum üzerinde çok büyük etkileri var. Kendi yorumunuzla da bir madde oluşturmanız mümkün olabilir. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin önerme olduğunu, hangilerinin önerme olmadığını yanına sebebiyle yazınız. Öncelikle önermenin ne olduğunu ifade ederek sorumuzu çözmeye başlayalım. Önerme, bir iddia taşıyan, doğru ya da yanlış değeri alabilen cümlelerin dille ifade edilmesine denir. Önermelerde özne, yüklem ve arasında mutlaka bağ bulunmalıdır. Bazı cümleler önerme olamaz. Dua sözcükleri, dilek, rica, emir, soru sözcükleri bir yargıda bulunmadıkları için önerme değildir. A. Tüm öğrenciler zekidir. Bu önermedir. Yargı bildirir. Doğruluk değeri vardır. B, kapıyı kapat. Önerme değildir. Çünkü emir cümleleri önerme olamaz. C, Ayşe dersine çalıştı mı? Önerme değildir. Çünkü soru cümleleri önerme olamaz. D, göz doktoru hastayı muayene etmedi. Önermedir. Yargı bildirir. Doğruluk değeri vardır. Burada olumsuz bir ifadede bulunması onun önerme olmasını engellemez. 9. soru. Aşağıda verilen bilgilere göre boşluk olan yerlere uygun sözcükleri yazınız. A. İnsan yaşamının anlamı ve değeri ile ilgili derin bilgiye hikmet denir. B. Suje ile obje arasında kurulan bağ sonucunda elde edilen ürüne bilgi denir. C. İnsanın bir konuyu anlama ya da öğrenme isteğine merak denir. D zihnin kendi üzerine dönmesi sonucu elde edilen bilgiler üzerine yeniden düşünmesine refleksif denir. E. Bir düşüncenin inanmaya değer olup olmadığının araştırılmasına sorgulayıcılık denir. 10. soru, aşağıda bir takım bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin başlarında parantez içinde olan bölüme bilgi doğruysa D, yanlışsa Y harfi yazınız. A şıkkı tümel bir önermeden tümel bir önermeyi ya da tümel bir önermeden tikel bir önermeyi çıkaran akıl yürütme türüdür. Genelde özele giden bu akıl yürütme türüne tümden gelim denir. Bu doğru cevap. Bu yüzden D harfini yazıyoruz. B şıkkı öncüllerle bir sonuca ulaşma işlemine görüş denir. Bu yanlış bir cevap. Bunun doğru cevabı argümantasyon olacak. Görüş ne demekti? İnsanın herhangi bir konu üzerinde inancı, anlayışı ve kavrayışıdır. C şıkkı iki olay arasındaki benzerliğe dayanarak biri hakkında ulaşılan yargıyı diğeri hakkında da vermeye analoji denir. Doğru bir tanımlama. Çünkü analojide benzer olaylardan hareketle birisinin sahip olduğu özelliğin diğerinde de olduğunu söyleriz. D şıkkı felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir diye bir ifade yer almış. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü sorular cevaplardan daha önemlidir. Soru kılavuzdur, insana yol gösterir. Soru sormadan cevaba ulaşmanız mümkün değil. Felsefede sorular kalıcıdır ancak cevaplar geçicidir. Bu yüzden bunun cevabı Y olarak değerlendirilir. E şıkkı bazı çiçekler güzeldir önermesi tümel önermedir denilmiş. Bunun cevabı yanlış. Çünkü bu önermemiz tikel önermedir. Bir kümede bulunan öznelerin bir kısmını kapsayan önermelere yani bazı bir takım kimi gibi nicirleyicilerle ifade edilen önermelere biz tikel önerme diyoruz gençler. Tümel önerme olması için bütün hiçbiri hepsi gibi ifadeler yer alması gerekirdi. Sevgili öğrenciler, sınav sorularımız burada bitmiştir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sınavınızda başarılar dilerim.